وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى نين فضل هداية وإناية بلن حق سبحانه وتعالى نين إلردن بلغن مسجد بالمباركتة قدم بصب كلب الله بيورغن فضلرنين برنا أدا قلب bu joyda Allohning rahmati, mag'firati va barakotini so'rab o'tirgan jamoat Allohning rahmat va marhamati barakatiga inshaalloh erishishidan umidvormiz va sizlar bilan yuzma-yuz suhbatlashib turganligimizdan biz o'zimiz ham xursandmiz. Haq subhanahu va taolo qilgan ibodatlarimizni o'zining dargohida qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo inson zotini yaratib bu inson uchun boshqa mavjudotlarning barchasini xizmatkor qilib yaratib qo'ydi. Siz biz ko'zimiz ko'rib turgan yoki bizning ko'zimiz ko'rishga imkonmaydigan eng zarra qadar zarrani ham va bizning ko'zimiz ilg'ashligiga imkoni bo'lmagan o'ta katta materiallarni ham sizni biz uchun yaratdi. Osmonning aylanib turgan barcha mavjudotlari, biz havoda nafas olayotgan kislorodimizdan tortib, yomg'irdan tortib, yerdagi nabototlarning barchasi inson zotining yerda yashashligiga sharoit uchun yaratilgan. Lekin inson huda behudaga yaratilmagan. Dunyoga kelar ekan, yashab, ovqat yeb, uxlab, ishlab, bola chaqa orttirib, uy qurib, o'lib ketishlikka yaratilmagan. Bu tabiiy jarayon insonning asl maqsadini bayon qiladigan ta'limotlar bilan belgilangan. Biz inson ekanmiz, boshqa mavjudotlardan ko'ra farqli o'laroq aql, fahm Alloh subhanahu va taolo yaratgan boshqa mavjudotlardan ko'ra ortiqcha fazilat bilan yaratilganmiz. Bu fazilat biz Allohni tanishligimiz uchun xizmat qilishligi kerakligini Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qilib bizga bildiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Men deydi Alloh taolo inson va jin toifalarini faqat va faqat o'zimgagina ibodat qilishlari uchun yaratdim deydi. Insondan ko'zlangan maqsad ibodat. Biz o'zbek tilidagi ibodat tushunchasini biroz tor tushunishimiz mumkin. Aslini olganda ibodat tushunchasi Alloh rozi bo'ladigan har qanday amal ibodat sanaladi. Allohning g'azabi keladigan har qanday amaldan inson o'zini to'xtatishligi ibodat hisoblanadi. Ibodatning shu qadar ma'nosi kengki, o'sha keng ma'nolarni biz bilib, tushunib, faqat va faqat Alloh uchun bu ishlarni amalga oshirsak, yashashdan ko'zlangan maqsadga erishgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo insonni aql bilan ziynatladi. Boshqa mavjudotlar yer yuzida boshqa tuzumlar da'vo qilganlari singari evolyutsion nazariya bilan kelayotgani yo'q. Ya'ni inson yaratilgandan, paydo bo'lgandan, lichinkalardan rivojlanib inson bo'ldi degan tushuncha mutlaqo botil tushuncha. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda kulla yawmin huwa fi sha'n degan. Inson Alloh taolo har doim xizmatda, ya'ni harakatda qilayotgan jarayonlarni kuzatuvida. Alloh insonni yaratar ekan aytayaptiki, biz insonni mukarram qilib yaratdik deyapti. Boshqa mahluqotlar, boshqa mavjudotlar ko'z ko'rib, biz bilgan, o'qigan va tajribada izlab topayotgan mahluqotlar ichida insondan zo'ri yo'q. Insonga berilgan imkoniyat, insonga berilgan sharoitni boshqa birorta mahluqotga berilmagan. Mana bu o'sha boshqa tuzum tushunchalarining tushunchalari botil ekanligini bildiradi. Biz mana shu aql bilan haq bilan botilni topishlikka imkoniyatimiz bor edi. Nima to'g'ri, nima noto'g'ri, nima halol,
nima haromligi to'g'risida mutlaq kulliyotlarda ixtilof qilmaydi. Yer yuzidagi hamma odam bir xil tushunadi. Birovning haqqini yeb qo'yishlikni hamma jamiyatlarda iymoni bor, iymoni yo'q odamlar ham noto'g'ri axloq deydi. Imom Maturidiy rahimahulloh bizni aqida imomlarimizdan biri aytadilarki, insonning aqli, sog'lom aql kulliyotlarda adashmaydi. Ya'ni kulliyot degani mutlaq hamma bir xil noto'g'ri degan narsada hamma ittifoq qiladi. Juz'iyotlarda turli ixtilof bo'lishi mumkin. Alloh taolo bizlarga shu aqlimizga manfaat beradigan, aqlimizni mezon sifatida ishlatishimiz kerak bo'lgan vahiyni nozil qildi. Qur'onni nozil qildi, payg'ambar jo'natdi, payg'ambarga ergashadigan sahobalarni ularning davrida yaratdi va ularning shogirdlarini munosib shaklda ularga shogird qildi. Islom ta'limoti bugunga qadar shunday ulamolarning silsilasi zanjiri bilan bizgacha yetib keldi. Bu yurtlar, Xorazm diyorlari Qur'oni Karim arab o'lkalariga nozil bo'lgan bo'lsa-da, bu o'lkalarda Qur'oni Karimning tatbiqi, unga amal qilish, uni ilmiy salohiyat bilan butun dunyoga yetkazish qobiliyatiga ega insonlarni tarbiyaladi. Qur'oni Karim bitta joyning o'ziga qamalib qolgan ta'limot emas. Bir davrning o'zigagina kifoya qiladigan ta'limot emas. Qiyomatga qadar har qanday taraqqiyotga inson erishsin, albatta Qur'on o'sha taraqqiyotdagi insonga hidoyat yo'lini ko'rsata oladi. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim arab harflari bilan Alloh taolo bu surani boshlaydi. Bu joyda mantiqiy ishora bor, mantiqiy da'vo bor, chaqiruv bor. Arablar Qur'oni Karimni payg'ambar alayhi salotu vasallamning atroflaridagilar mushriklar o'zi to'qib oldi, o'zi yasab oldi, odamlarga o'zini payg'ambar deb da'vo qilyapti deganda Alloh taolo alif lam mim bilan Qur'on nozil qildi. Alif arab harflaridan bitta harf, mim arab harflaridan bitta harf, lom arab harflaridan bitta harf. Bu Muhammad o'zi to'qib olgan bo'lsa, sizlar ham shu harf bilan o'qinglar Qur'on Karimni degan da'vo, chaqiruv bor. Lekin bunga o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tiriklik paytida hech kim ijobat qila olgani yo'q. Qur'on to'qiyman deb urungan odamlarning aksariyati musulmon bo'ldi, qolganlari qo'lini ko'tardi. 1400 yildan beri Qur'oni Karimga hujum qilayotgan, Qur'oni Karimga dushmanlik qilayotgan dushman Qur'on kabi Qur'on yoza olmasliklarini tan olib bo'lgan. Ular Qur'ondan xato izlashlik xatarli ekanligini tushunib qolishgan. Juda ko'p odamlar Qur'ondan xato izlayman deb musulmon bo'lib qolishgan. Ular bu xatardan, ya'ni tavakkul qilmasdan endi boshqa yo'lni qidirishyapti. Boshqa yo'l nima? Qur'oni Karimga da'vat qiladigan ulamolarni obro'sizlantirish kerak deyishdi. Biz bugungi hayotimizda ham, bundan oldingi tarixda ham, to payg'ambar alayhi salotu vasallamgacha bo'lgan islom ulamolarining silsilasiga qarasak, har ulamoga dushman bo'lgan. Har ahli ilmga nisbatan obro' to'kishlikka uringan johillar bo'lgan. Va bugungi kunni singari imkoniyatga ega bo'lgan johillar ham ko'z o'ngimizda ko'rinib turibdi. Islom sizi bizlarga ulamolar silsilasi bilan yetib kelgan. Ularni obro'sizlantirishga urinish bizning islom dinimizning dushmanlari tomonidan o'ylab chiqilgan reja hisoblanadi. O'sha rejaga amal qilayotgan odamlar ichimizda ulamolarimizni, imomlarimizni, peshvolarimizni obro'sizlantirishga urinayotganlarida dushmanning rejasiga o'ynab berayotgan o'yinchi bo'lib qoladi. Bu narsalarga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Zalikal kitob, Qur'oni Karimga Alloh subhanahu va taolo zalika kalimasi bilan ishora qilyapti. O'zi aslida zalika uzoqroqqa ishora qiladi. Mana bu kitob obro'sini ko'tarish uchun Alloh taolo Qur'oni Karimni kitob deb nomlayapti. Va unga ishorani ham baligh suratda ishora qilyapti. Va kitob deb nomlanishlikka haqli bo'lgan yagona agar yer yuzida kitob bo'lsa, uni Qur'oni Karim deyapti. O'qilishlikka loyiq bo'lgan,
va o'qilishlik bilan inson hidoyat topishligiga yagona mayoq bo'lgan kitob valikal kitob Qur'oni Karimdir. Nima uchun la royba fi? Qur'oni Karimda royb yo'q. Royb kalimasi shubhaning ham kichkinagina ko'rinishiga aytiladi. Qur'oni Karimda shunaqa mikin degan narsa yo'q. Nima zikr qilingan bo'lsa, hammasi haq kalimalar bilan zikr qilingan. Qur'oni Karimdan rivoyat qilingan, Qur'oni Karimda tilovat qilinayotgan hodisalarga hech kim shubha bilan qaramaslik kerak. Tarixiy hodisa to'qima asar demaslik kerak. Chunki la royba fi. Qur'oni Karimda gumon yo'q. Va gumon shubha yo'qligidan tashqari hudan lil muttaqin. Taqvodor zotlar uchun hidoyat kitobidir. Hidoyatning ma'nosi juda keng, ulug'. Ba'zi odamlar aytgani singari faqat qalbiy hodisa emas. Alloh qalbimda va yuragimda deb yurishlik bilan kifoya qiladigan ta'limot emas. Hidoyat bir ma'noda dastur, bir ma'noda mayoq, bir ma'noda yo'l. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karimda hidoyat ma'nosining bir qancha ma'nolarini Alloh taolo xitob qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinalloha yahdi man yasha. Albatta siz o'zingiz yaxshi ko'rgan, o'zingiz muhabbat qilgan odamlarni hidoyat qila olmaysiz. Walakin Alloh taolo o'zi xohlaganlarni hidoyat qiladi degan. Bu oyati kalimadagi hidoyatdan maqsad murod iymon. Alloh beradigan iymon. Har narsangizni yig'ishtirib qo'yib, Allohning baytiga ibodatga sizni olib kelayotgan iymon shu. Mana bu iymon inson zotiga beriladigan yer yuzidagi eng qimmatli narsa hisoblanadi. Agar yer yuzida Alloh subhanahu va taologa iymon keltirishlik sifatiga ega bo'lsangiz, boshqa yo'qotgan narsalaringizga tashvish qilmay qo'yavering. Siz Allohning eng muhabbatli, mahbub, yaxshi ko'rgan bandasisiz. Chunki hidoyatni Alloh taolo payg'ambar yaxshi ko'rganga emas, o'zi yaxshi ko'rganiga beradi. Boshqa bir oyatda innaka va innaka latahdi ila siratin mustaqim dedi Alloh taolo. Albatta siz to'g'ri yo'lga hidoyat qilasiz dedi. Qur'oni Karimda mushkulil Qur'on, mushkul oyatlar bor. Ya'ni biz tilimizdagi mushkul deganda imkonsiz narsani tushunamiz. Arab tilidagi mushkuldan murod sizni bizning zehniyatimizda uncha tushunarsiz ko'ringan narsalar bor. Lekin ilmiy asosda uni bayon qilinsa, aql mantiq ko'taradigan ma'noni bilsa bo'ladi. Buning uchun ulamolarga murojaat qilish kerak. Yuqoridagi oyatda siz xohlagan, yaxshi ko'rganlaringizga hidoyat qila olmaysiz deyapti. Hozirgi oyatda siz to'g'ri yo'lga hidoyat qilasiz deyapti. Ikkalasi bir-biriga zidga o'xshaydi. Mushkulga o'xshaydi. Aslini olsangiz mushkul yo'q. Birinchi ma'nodagi hidoyat Alloh beradigan iymon. O'zi yaxshi ko'rganlarga beradigan iymon. Ikkinchi ma'nodagi hidoyat siz chaqirayotgan yo'l ma'nosida. Ey payg'ambar alayhissalom, siz odamlarni chaqirayotgan bu islom yo'li eng to'g'ri yo'l, eng hidoyatli yo'l degan ma'noni ifoda qiladi. Alloh taolo mana shu hidoyatni bizlarga muborak qilsin. Buni nasib qilib, oxir oqibatida tortib olib qo'ymasin. Iymon shunday bir qimmat, bebaho narsaki, uning narxi dunyo matolari bilan o'lchanmaydi. Dunyoning oxiri bor. Har qanday umr yashagan inson bir kun o'lim bilan dunyodan ajraladi. Lekin iymon bilan ketgan odamning abadiy saodatga erishish imkoni bor. O'shaning uchun biz himoya qilishimiz kerak bo'lgan, e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan, asrashimiz kerak bo'lgan eng muqaddas tushuncha narsalarimizdan biri nima? Iymon. Bu iymonga mahkam turishimiz kerak. Va Allohning rahmatidan, Allohning mag'firatidan hech qachon noumid bo'lmasligimiz kerak. Yangi ibodatga kirgan odam yoki ibodatni yaxshi boshlashlikka ikkilanib turgan odamlarni shayton tushkunlikka tushirishga harakat qiladi. Shuncha gunohni qilib qo'yding, shuncha xatoni qilib qo'yding, endi ibodat qilib nima ham bo'larding degan ma'noda shayton vasvas qiladi. Qur'oni Karimda tushkunlikka tushish, mahzun bo'lish, qilgan ishidan noumidlikka borish shaytoniy sifatlardan ekanligi zikr qilingan.
İnsan hiç kaçan çüşkünlükte düşmezlik gerek. İmam Buhari rahimahullah'ın sahih toplamları da Katulul mi'eh degen hadis var. Yani 100 kişini öldürgenin hadisi. Bani İsrail kavmiden bir adam 99'da adamını öldürüldü. Katul. 99'da adamını öldürüp koyup keyin vicdanı qiynalishi başladı. Vicdanıge tasir kıla başladı. Uçuragan adamıge varıp ben 99'da adam öldürüp koygen ben. Beni günahlarımla Allah keçirer mi ki deyip soruşunu başladı. Şunda bazılar bir kışlağını korsatıp falanca öyle ibadetli adam var. Daim Allah'ın ibadetli yüredi. Şundan varıp sorayım. Sizge yol korsatın. O adam varıp halge adamın ibadetli adamın aldığı kırıp sizden geçseniz 99'da adamını öldürüp koygen ben. Beni Allah keçirer mi ki dedi. Degende halge abid şuna kıyam bedbek olasın mı? 99'da adamını öldürüşkü öldürüp yine keçirer mi ki deyip sen mi? Seni keçirmeydi dedi. Degende 99'da ne yu 100'de ne dedi de onu yem öldürdü. 100'de kıp koydu, nisab getkızıp koydu. Lekin vicdanı kıyneli yaptı her yer. Bu sahih Buhari'de keygen, sahih hadislerle. Şimdi adamlar onge bir ahli ilimini korsattı. Yukarıda abid, ibadetlik, daim ibadet kıladı, lekin ilimsiz adam. İlimsizliği, hikmetsizliği bile özünü yan başıge yetti. Adamlarga akide, itikad çünçesi de mahkemetin kübra, Allah kısab kıladigen işini boynuga avaldı. Seni keçirmeyin dedi. Hadiran var, bazı adamlar var. Sen cehennemge ketesen, sen kafirsen, sen murtadsen kıladı. Kıyamet onu kulu deme. Hele kıyamet bulmasından durup, yok ki mizanda taraziden tartmasından durup, hesap kitap bulmasından durup, kimge hüküm çıkarıyordu? Özünün ahvalı hakkında hele sorak durupdu. Özü kim buladı, nime buladı akıbette. Lekin başkalarını sen kafirsen, sen cehennemge ketesen, irtege falancage kiresen deydi. O şey, özünü ibadetli kursatken, lekin cahillerinin işi. Mahkemetul kubra Allah'ın kuludu. Hesap kitabını kıyamet günü de Allah kıladı. Biz bir kişiye hüküm okuşluk ki hiç kanaka hakkımız yok. Ahli ilim adamının aldığı vardı. Vakiyene aitti. 99'da kişini öldürgen adım. Keçe bittesinden sorasam keçirmeydi dedi. O niye öldürüp koydum? Beni günahlarımı Allah keçirdi mi dedi. Şunda haliki adam aitti ki sen kılgen günahlarını Allah'ın rahmetinden göre kendi böyle yapsan. Sen yeryüzünü toldurup günah bilen Allah'ın huzuruna varsan, Allah'ını tanıyan halde varsan, Allah da Allah'a haklasa yeryüzünü toldurgen mağfirat bilen kütü var mı senin? Fakat şartları var, tevbenin şartları var. Kılgen günahlarına estağidil nedamet kılgın ve yaşayatken cayından köçüp başka yakı ötgün dedi. Çünkü insan bir cayda bir urnaşıp kalıp günahka adetlenip kalsa, uşa cayiden başka cayda ötmegünce o günah onu daim takip kıladı. Kutulalmaydı. Bunun yana başka manası var. Ülfetleri alkeş bulsa, ülfetleri narkemen bulsa, bu kança hareket kılsayam o nakabul ülfet bunu çakıra uğradı o zaman ülfetçiliği. İnsan tavbe kılıçlık için ülfetini yengeleş gerek. Kudanı tanıydıgen, Allah'ını biledigen, halal ve haramın farkıge baradigen ülfet bilen dost buluş gerek. Şu hadisten alınadigen faydalardan biri. Sen başka yakka borgin, seni tanımaydıgen adamlar içi de yengitten hayat başlayın. Ve umidini üzmegin. Allah'ın rahmeti keyni. Halbuki adam yolga çıktı, tavba kılıp, közlengen maksatke karab yurdu. Yolunun yarmıge kergen de canı üzülüşlükke geldi. Şunda rahmet farişteleri ve azap farişteleri onun tepesine gelip, onun canını biz alamız diye talaştı. Rahmet farişteleri etti ki tavbe kıldı bu. Onu biz alamız diye işte. Azap farişteleri yok, bu yüzde adamını öldürgen katılı bu. Tavbe kıladırken cevge itibar geni yok. Bunun canını biz alamız diye işte. Ve bunların tartışığı Allah Subhanehu ve Teala'ya götürdü. Allah Teala bunlara etti ki tavbe kılıp çıkan cahiden, tavbeye baradırken cahinin mesafesini ölçeyinler dedi. Mesafeni ölçesi ortada da ölgenik. Ortada ölüp dedi işte. Şunda Allah Teala etti ki, başı kaysi tamamdı. Kaysi tamamdı yıkılgen.
tavba tamonga yiqilgan. Rahmat farishtalariga ol dedi Alloh taolo. Biz qanday vaziyatda ketayotganligimizni bilmaganligimiz uchun hech yo'q tavba tamonga yiqilishlik harakatida bo'lishimiz kerak. Noumid bo'lmasligimiz kerak. Noqobil ulfatlar bilan har doim yuravermasligimiz kerak. Va Allohning rahmati keng ekanligidan umidvor bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'ziga shirk keltirmagan, Allohni yakka deb bilgan bandalarini albatta kechiradi. Va qolgan gunohlar, xatolar, nuqsonlar, bandaga oid xatolar bo'lsa, haq bo'lsa berib qo'yish, azor yetkazgan bo'lsa uzr so'rash, g'ibatini qilgan bo'lsa rozilik so'rab qo'yish orqali tavbani ado qilib borishimiz kerak bo'ladi. İnşallah Allohning buyrug'i, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilgan inson dunyoda ham saodat topadi, inshaalloh oxiratda ham najot topadi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni o'zining hidoyatida bardavom qilsin, o'ziga iymon keltirib, u buyurgan ibodatlarni, u bizlarga taklif qilgan taklifotlarni amalga oshirib borishimizda o'zi tavfiq bersin. Xo'p, savol bor ekan. Xo'p, assalomu alaykum Abdurjon domla, xush kelibsiz Xorazm eliga. Allohim safarlaringizni xayrli barakotli qilsin. Mana bir zumda 10 yil o'tibdi. Umr haqida niyat berish aytilmagan. 3 oydan ortiq davr mobaynida juma kunlari siz bizni masjidimizda olib borgan mavizalarimiz ko'pchiligimizda hali yodimizda. Vaqtingiz bo'lsa, iloji bo'lsa yana bir marotaba bizning jamoamizning ham qutlonimizda qatnashib, amrim ariq qilib bersangiz, g'oyib ota masjidi debdilar. Savol emas ekan, taklif ekan. Agar savollar bo'lsa, savollarga vaqt ajratamiz. Hozir shu joyda. Endi biz ertaga inshaalloh safarimiz qarib qoldi. Inshaalloh qaytamiz, lekin bu joyda biz xizmat uchun kelgan paytimizda bizni kutib olgan, biz uchun joniy molini tikib yordam qilgan birodarlarimiz hech esimizdan chiqmaydi. Va bu millatning, bu xalqning, Xorazm o'lkasining insonlarini samimiyati doim qalbimizda. Inshaalloh bu ma'noda biz sizlarni haqqingizda duodamiz, sizlardan ham duo umididamiz. Shar'iy nuqtai nazardan shariatga aloqador mavzularda savollar bo'lsa, marhamat. Kimda nima savol bor? Bismillah. Musofir bo'lgan odamning namozi haqida savol so'rayaptilar. Musofir odam namozning aslini o'qiydi. Hadis shariflarda shu gap kelgan. Bu nima degani? Oysha onamiz radhiyallohu anhodan qilingan rivoyat bor. Aslida namozlar 2 rakat, 2 rakat farz qilingan. Hamma namozda 2 rakat bo'ladi. Keyin muqimga 2 rakatdan qo'shilgan. Keyingi 2 rakat qo'shilgan. Safarga chiqqan odam namozning asli birinchi farz bo'lgan namozni o'qiydi. Biz muqim o'z yurtimizga qaytib kelganimizda 2 rakat qo'shilgan namozni zamsura qilib qo'shamiz. Shuning uchun zamsurasiz, ya'ni shuning uchun zamsura qilinmaydi. Ikkinchi qolgan ikkinchi rakat. Sunnatlar haqida ixtiloflar qilishadi. Ba'zilar aytadiki, sunnat o'qilmaydi. Ibn Abbosdan qilingan rivoyatni dalil qilishadi. Nima deyshadi? Safarda sunnat o'qimaslik sunnat deyshadi. Bu hadis emas. Shu o'rinlarda ilmiy mavzularga imkon qadar ilmiy salohiyati bor odamlardan o'rganib olish kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat bor. U kishi aytadilarki, janozaga qatnashgan odam bir qiyroq ajr oladi. Ko'mishga qatnashgan odam yana bir qiyroq ajr oladi. Qiyroq nima deganda Uhud tog'ichalik miqdorni aytganlar deganlar. Shunda sahobalar Abu Hurayrani yoqasiga yopishgan. Sen har gapni hadis deb gapiraverasanmi? Buni dalili bormi deganda Abu Hurayra hadis borasida o'ta kuchli odam bo'lganlar. Raviylar ichida eng ko'p hadis rivoyat qilgan zot. Shunda
Men bu hadisini rivayet kıyamında falancı barada, pistancı barada eşitkenimde deyip ispatla birgen. Şimdi İbn Abbas ayetediler ki, oho biz anca kıyrattan kop ketken ekenimizde digerler. Yani sahih bir rivayetini ahli ilimden eşitip, amel kılma yürgenliğim üçün köp savaptan kop ketken ben degen teşvişke borgen İbn Abbas. Bundan demek hep çıkadı, sefer namazı doğrusudaki özümüzgi yengilliğini ister, sünnetlerini terk kılıyetkenler, oho anca savaptan kop ketken. Çünkü sahih rivayetlerde, Abu Musa Aş'ari'den kılıngan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen 7 mertte sefer kıldım. Bir ortasında sünnetlerin terkine gelirler degen hadis var. Resulullah'tan körüp rivayet kılıyıp sahabı. Bu bilen İbn Abbas radıyallahu anhümanin seferde sünnet okumaslık sünnet degen gepleri bir hıl bu miydi? Ve elbette sünnetlerini okumaslık doğrusudaki rivayetler hem var. Bu neye getirdik? Zarur yol yürüp durup siz, kimdir kütüp durup de, zarur iş bilen ketiyip siz, o sünnetlerini terk kılışınızda onda haraç bu miydi? Sünnetini okumaslık sünnet degen gep mutlaka işlemiydi. Mukayyet, malum bir sebeplerge köre uşaka gep var. İbn Abbas'ın gepleri hem doğru, malum sebeplerge tekiştik. Müslüman adam namazsız hayatını tasavvur kıladı mı? Yok. Bir nersege muhtaç bu kaldıyız. Ne okuyumuz? Hacet namaz okuyumuz. Seferde muhtaç bu miyiz mi? Bolemiz. Seferde hacet namazı okuyuş sünnet. Sünnet okumaslık sünnet deyip hacet namazı okumaslık gerek mi? Yok. Okuş gerek. İstihara okuladı. İkide işten bittesini kılıçlıkke hayran bulduruyorsunuz. Ne kılınadı? İstihara okuladı. İstihara namazı ne mi? Sünnet. Seferde okumayız mı? Okuyumuz. Hatta hacge, umrege borgen adamlar Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Munevvere'de nefil, sünnet ibadetlerini terk kıldırışadı. Özü okumasa meyle, okumayı kete vursun, geç kim deme yaptı. Başkaları gem okuma değil. Mekke-i Mükerreme'de bir rekat okuligen namaz 100,000 rekat geti. Şünce sevaptan, şünce ibadetten adamlarını kaldırmasak gerek. Okuyan okuyursun hadisler, deliller var. Üçüncü yana bir ihtilaf, seferde ki yürgen adamlar asır bilen peşinde, şan bilen hıftanını cemleşedir. Delil kanadesiyiz, falancıdan eşitken ben, İslam yengillik dini, şunaki geplerini gepirişedir. Hanefi mezhebinin delilleri, hac ibadetindeki adamlarga tegişli ikenliğini ispatlaşken. Seferde namazlarını cemleşlik hemmenin işimez. Seferde namazlarını cemleşlik doğrusudaki delillerini, fikhini örgenip çıksanız, cüde köp adamlar hata iş kılacak. Bunun delili gerek. Delilsiz, falancıdan eşitken edin, uşa doğruyken demezlik gerek. Şahsi mantığını İslam'a delil kımaslık gerek. Şahsi mantığını mı? Allah Teala seferde yengillik kıvırken, uşan için cemleyimiz değil. Yengillik, yengillik. Adamlarının özünü çünçesi de bu meslek gerek. Yukarıda etkenimizde eğer yengillik bugendeydi, namaz aslında tur rekat bulardı, Allah Teala yengillik üçün iki rekatını aptaşardı. Bundaymaz, Ayşe oramızdan kalingen rivayette namaz aslında iki rekatıydı. Fakat mukumda koşuldu. Şunun için cemleş mevzularında hem insan özü teşebbüs bilen, şahsi mantığı bilen, seferde namazın cemleşki urunmaslık gerek. İmkanı var, şeraiti var. Kasır okuydu, iki rekat namazını okup vakti de okuşluğu lazım. Boladı. Keyin mukumda kazak huylingen namazlarını seferde vakti bu kaldı okuyduken bu ise bütün okuydu kazasını. Seferde kazak huylingen namazını seferde iki rekat okuş gerekir. Beşin namazını. Mukumda kazasını okumak için bulsa hem seferdekini kazasını sefer namazı kılıp okuydu. Yani iki rekat kılıp okuydu. Bu doğrusunda kitaplar diyen bir okuş gerek, organiş gerek. Daimi surette inşallah organın barış gerek. Bol edilir. Yanında mı sağol var? Ben de bir sağol var Ebn Allah. Yani ceza verseniz. Bizler Harazm'da bargan yerde aytadı, harma dedi. Esselamu aleyküm de kin salam veredi. Bir hadis okuverdim.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kim namazdan burun söz başlarsa onda hayır yok diye. Şu bize Harazm'da harman içsen ama sakınansa Esselamu Aleyküm de bunda kim göreceğiz? Şu dürüst mü ya? Evvel salam veriş gerek mi? Salamlaşış, Rahman. Salamlaşış adabı bu içe salamlaşlıkke tegişli bablar bu. Her muhaddislerin kitabını kursayız. Bab-ı selam, salamlaşış adabları, adab-ı selam degen bablar var. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala فَإِذَا خُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوهَا degen. Eğer bir kişi sizge salam verirse, ondan afzalını kaytarın. Ya ki, uşanı özünü kaytarın degen. Esselamu aleykum dese, ve aleykum selam deyişimiz gerek. Esselamu aleykum ve rahmetullah dese, ve aleykum selam ve rahmetullah deyişimiz gerek. Aytkenini hiç yok kaytarışımız gerek. Bu salam adablarda. Şimdi bazı hususiyetler var. Uşu hususiyetlerini Ebu Hanife rahimahullah menbeler içinde uruf degen. Al-urfu kennas degenler. Ebu Hanife'nin bitti menbelerden bittesi. Urf, yani urf adetlerimiz var ki her bir milletin özünü urfu. O delilge ötedi. Madami ki delilge karşı çıkmasın. Her bir cahiyi özünün salamlaştıkça okşagen adeti var. Eğer ondan ki, mesela harba, barbar, cahşimizden, düzgünümüzden degenleyin, yok ki assalamu aleyküm dese, bunu urfge koku işte. Adamlar ortasında salamge putur yetmeyin. Lekin harba, barbar deyip, salamu aleyküm kılıp, assalamu aleykümünü buzsa, bunda hiç gerek yok. Sünnetli muvaffak bugünü yok bu işiniz gerek. Bizden közlengen maksat, salamda birbirimizge muhabbetini izhar kılış aslında. Menden sizge göre yamallık yok, Allah'ın selamını, rahmetini sorayman deyiş var. Ondan aldın bazı urfi geplerini, hoşçlikini, şer'i nokta-i nazardan zararı yok. Eğer o şey selamge putur yetkazadigen gel bulmasa, yok ki akidege zıt gel bulmasa, onda bu caiz. Bola uğradı inşallah. Damla, son namazını okuş vakti konkretin için. Mesela bir menbelede şafak geçerek koydu. Bir menbelede ufdan geçerek koydu. Xo'p, o'zi namozning vaqtlari har bitta namozning ikkita vaqti bor. Jabroil alayhissalotu vasallam payg'ambar alayhissalotu vasallamning oldilariga kelib, har namozni ikki marta o'qib berganlar. Bir marta o'qib kelib kirgan vaqtida o'qib berganlar, ikkinchisida chiqar vaqtida o'qib berganlar. Shu oraliq deb ishora qilgan. Bu Buxoriyda ham Muslimda ham sahih to'plamdan deyarli barchasida bor. O'sha ma'noda har bir namozni kirish vaqti bor, chiqib ketish vaqti bor. Bomdodnikini bilamiz, peshinnikini bilamiz, asrniki, peshin asrni o'rtasida ham ixtilof bor. Bizda hanafiylarda peshin bilan asrni o'rtasida oraliq yo'q. Ittifoq shu, peshin chiqishi bilan asr kiradi. Asr chiqishi bilan shom kiradi. Shom chiqishi bilan xufton kiradi. Shomning kirishi qachon? Quyosh tamomila botishi bilan shom kiradi. O'sha eng afzal vaqti shu paytda o'qiladi. Endi o'zi o'qib yurgan odam. Lekin masjidlarda haliga aytganimdek urf amal qiladi. Masjidlarda o'sha namozni vaqtini masjid jamoasi belgilaydi. Ko'pchilik bunga ma'qul deydi, imomlarimiz shuni tayin qiladi. O'shanga qarab ergashilaveradi. Alohida jamoadan kimdir chiqib, imomlarga nisbatan ixtilof qo'zg'amasligi kerak. Nimaga? Birdamlik asl hisoblanadi. Endi alohida o'qiyotganimizda quyosh botishi birinchi vaqti, xuftonning kirishi ikkinchi vaqti o'zi. Bizda shu. Xufton qachon kiradi desa, bunda ikki xil gap bor Abu Hanifaning o'zlarida. Birinchisi, o'sha quyosh botgan tarafdagi shafaq qizillik yo'qolsa, xufton kiradi deydi. Bu zaifroq gap. Lekin shafaqda qizillik yo'qolgandan keyin orqasidan oqlik chiqadi. Rang bo'ladi. O'sha oqlik yo'qolsa, subhdan baydi. Ha, subhga o'xshagan. Faqat bunda orqaga ketayotgan subh. O'shunaqa payt, o'sha subhdagi, ya'ni shomdagi quyosh botgan tomondagi oqlik yo'qolsa, tong kiradi. Bunda shom qazo bo'ladi. Ko'pchilik shomni qisqa deydi. Bizni regionlarda unaqa qisqa emas. Şu bomdodning vaqti bilan shomning vaqti bir xil. Bizda 42 gradus deyiladi. Bu meridianni hisobi bor. Bu o'sha meridian hisobi bo'yicha 42 gradusda o'qiymiz. 42 gradus shom bilan bomdodning oralig'i bir xil.
O şam kıskadığı, o şey ekvator çizdiğe yakınlaşken sarı şam kıskalan dolar. 40 minut, 35 minutlarda Mekke'lerde, Medine'lerde çıkıp getirdi şam. Bizde ona kalmaz. Bizde, lakin bu degeni keçiklere vurdu degenemez. Kança vakti yok ki, kança cemaatle birlikte okusa afzal. Lakin ihtiyat yüzesinden keçik getirip kalsa, şafakta aklık turgen bulsa şamın okuvalı uğradı, kaza bu miydi? Sağolun. Doğruluklu mu da? Şimdi Nebi ile bilen Resul'a ortasında farkı ki adam aleyhisselam Nebi ve Resul musun çünkü pek? Nebi bilen Resul'un farkını soru yaptılar. Nebi bilen Resul'un Arap lügatıda, umman lügatlarda aslında sinonim işaretleri. Sinonim degeni Arap tilinde bunu muradıf deyiladi. Biz de özümüzü tilimizde biladi köpçelik. Ona tilinde var. Sinonim ma'nodosh sözler. Ma'nodoshlar. Nabi o'zi zikr qilinsa, undan rasulni ham tushunish mumkin. Rasul o'zi bir oyatni o'zida rasulni o'zi kelsa, uni nabiyni ham tushunish mumkin. Unda ikkala ma'noga bitta o'zi ifoda qilaveradi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga Alloh taolo ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallohu lak degan. Istilohda rasulga ishlatilyapti shu yerda. Nabiyga emas. Çünkü Nebi bir narsani harom qila olmaydi aslida. Rasul harom qiladi. Risolat kelgan odam harom qila olaydi. Bu narsa harom, bu narsa halol deydi. Lug'atda. Lekin bu joyda ey Nebi, nima biz sizga halol qilgan narsani o'zingizga harom qilyapsiz deydi. Nebi deb xitob qilyapti, ma'noda rasulni ma'nosini ifoda qilyapti. Lekin ikkala jumla bitta, ikkala kalima bitta jumlada kelsa lug'atdagi qoidaga ko'ra ikkalasining ma'nosi ikki xil bo'ladi endi. Mana shunda ulamolarimiz rasuldan murod unga kitob berilsa rasul bo'ladi. Va kitob berilishdan tashqari uni ummati bo'ladi. Ummatlarga o'sha kitobni tabliğ qiladi, yetkazadi, boshqalarga da'vat qilishligi majburiyati bor. Nabi unga kitob berilmaydi. Kitob bermagan Alloh taolo uni o'ziga vahiy qiladi. Tabliğ onu özüge bulur. Başkalarına yetkazışlıkla mecbur bu miydi? Onu kavmiyen bu miydi özüge nisbeten? Onu cemaası, ümmeti bu miydi? İşte ne kadar farklı bu. Adam aleyhissalatu vesselam'ın farzantları, zürriyatları, o kişiye nisbeten kavm kısaplengen, risalet, o kişiye kirgen, o kişinin hem nebi hem rasul deyiş mümkün. Bazı peygamberler rasul buladı, bazı peygamberler nebi buladı. Bizi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem Nebi idiler, hem Resul idiler. Kur'an-ı Kerim'in birinci ayeti bilen Nebi bugünler. İkra, Bismi Rabbikellezi halak. Sizni yaratken Rabbiniz namı bilen okuyun. Özlerge kitap, okutunmaz. Aşı okuyun bilen Nebi bugünler. İkinci ayet, kiyingi başka sure, Müzzemmil düşken. Ya eyyuhel Müzzemmil. Müddessir. Ya eyyuhel müddessir kum fe emdir. Ey burkenü biyotken zat turin adamlarını agahlandırın. Yani şu bilen Resul bugün. Agahlandırış, adamlarına davattırış, dinge çakırış, risalat manasını. Bildirerek kıskara bu. Lekin batafsil malumat için elbette kitap kuruş gerek. Yani Kadret Üstadımız Şeyh Rahimahullah'ın Ulumul Kur'an degen kitapları var. Şu kitabını elbette alıp okuşluğunu tavsiye kılaman, onda batafsın belirgen, şunu yokşagen malumatlar. Davulla ben sağolum ben. Harazm, Kur'an'da yüzüde aytıladı, şunun yapıdan işkemiz. Harazm? Kur'an'da yüzüde. Yüzüde? Kur'an'da yüzü. Harazm, Kur'an'da yüzü. Hı hı. Yok, onda gap yok. Bunda okuşagen, Harazm, Kur'an'da yüzü, Margulan Peygamberimizin bahçesi iken, degen gaplar, o'sha o'zining yurtini, mamlakatini tashbih o'xshatish uchun odamlar qilgan shunga o'xshagan narsalarni. Bunday dalillar yo'q. Shaharlar to'g'risida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan. Qur'oni Karimda zikri kelgan shaharlar ma'lum mashhur shaharlar. Makka-i Mukarrama, Madina-i Munawvara, Quddus-i Sharif. Payg'ambar alayhi sallallohu alayhi vasallamning hadislarida Shom-i Sharif, Yaman to'g'risida rivoyatlari bor. Fors ülkeleri hakkında Salman'ın Farsi'nin yetkisini vurup etkenleri var. Bu narsalar kandaydı bir narsanın ifade kılıçlığı yemez.
o'sha millatning, o'sha xalqning tabiati, fikriga da'vat ma'nosida aytganlari bor. Va bizni o'lkalar, bizni diyorlar to'g'risida aytilgan hadis deyilayotgan, rivoyatlar deyilayotganlarning hammasi Xorazm ma'nosidami, boshqa Marg'ilon ma'nosidami nomi zikr qilingan rivoyatlarning hammasi mutlaq yolg'on hadislar. To'qilgan Rasulullohga aloqasi yo'q. Shu har bir masjidga kirganimizda masjid o'qish durustmi yo bo'lmasa o'qilmaydimi? Har bir masjidga kirganda, bomdod namozga kirgandan keyin ham ko'p odam masjidda o'qib turadidan durustmi o'sharlarni ozgina tushuntirib bersangiz. Masjid haqqi deb nomlayapsiz. Asli o'sha o'zbekchasi siz aytayotgan singari asli masjid salomi deb deyiladi. Tahiyatul masjid deb nomlanadi. Bu to'g'risida bizni Hanafiylar tahiyatul masjid namozini nafil namozlardan sanaymiz. Hanafi ulamolarimiz nafil namozlarini o'qish makruh bo'lgan vaqtlarni aytishgan. Nafil namozlari o'qish makruh bo'lgan vaqtlarning birinchisi bomdod namozi kirgandan to quyosh chiqquncha o'qilmaydi. Quyosh tikkiga kelgan paytida harom o'qilmaydi. Asr o'qigandan keyin shomga qadar tahiyatul masjid o'qilmaydi. Bu bir kunda bitta masjidga bir marta tahiyatul masjid o'qib qo'ysangiz, keyin o'qish majburiy bo'lmaydi. Ya'ni shart emas. O'sha bittasi bir kunga kifoya qiladi. Yo, bitta masjidga. Lekin ilmiy asosini bilib qo'yish kerak. Boshqa mazhab ulamolari olgan bir hadis bor. O'sha hadisni ko'tarib olib odamlar Bomdodda ham o'qiyotganlari bo'lishi mumkin. Ba'zilar bilmay o'qiyotganlar bordir, ba'zilar bilib o'qiydi. Ha, desangiz, falon hadis bor deydi. Asrdan keyin ham o'qiydi tahiyatul masjidda. Hatto shomga azon aytilgandan keyin ham namoz o'qiyotganlar bor. Bu hadislarni hammasini yig'ishtirib kelsangiz, uning illati bor. Illati degani sababi bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juma xutbasini o'qib turganlarida mihrobda turdi. Bir odam kirib keldi. Kirib kelib o'tirdi. O'tirganda payg'ambar alayhi vasallam falonchi dedilar. Namoz o'qidingmi dedilar. Yo'q deganda qum, farka dedilar. Tur, 2 rakat namoz o'qi dedilar. Halga odam o'rnidan turib 2 rakat namoz o'qdi. Rasululloh xutba aytayotdilar. Bizda nima? Juma kuni xutba aytayotgan paytida namoz o'qish harom. O'qilmaydi. Mana hadisga nima deysizlar? Deb boshqa Imom Shofiiy rahimahulloh uni hatto xutba paytida ham tahiyatul masjidni o'qish kerak deydi ular. Lekin Hanafiylar aytadiki, yo'q deydi. Tahiyatul masjidni o'qishlikning shartlaridan biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim masjidga kirsa o'tirmasdan turib, hali o'tirmasdan turib 2 rakat tahiyatul masjid o'qisin deganlar. O'tursa soqit bo'ladi hadisga ko'ra. Haligi hodisada haligi odam o'tirdi. O'tirganda soqit bo'lgan edi. Nimaga uni turg'izib 2 rakat namoz o'qitdilar desa, bu yerda boshqa hikmati bor. Bu hadisni boshqa turuqlari bor. Bu hadisni keyingi boshqa rivoyatida payg'ambar alayhi salatu vasallam uni kambag'al kiyimlari eskirib ketgan nochor vaziyatda ekanligini ko'rib, o'sha jamoatda o'tirgan boylarni ko'ziga ko'rsatib qo'yish uchun qildilar. Tur dedilar. Tur deganlarda Rasulullohning e'tibori hamma tikiladimi? Tikildi. Boylar qarasa, eski kiyimda bir odam turibdi. Rasululloh e'tibor qilyapti unga. Keyingi jumada u yangi kiyim bilan kelib namoz o'qdi. Mana hadisning bu tomoni bor. Hanafiylarning quvvati bitta hadisning zohirini o'zida emas, unga tegishli hodisalarni ham ma'noga olib, keyin yechim chiqaradi. O'shaning uchun xutbada namoz o'qishlik bizda harom deyishligini sababi o'zini fikr bilan aytmagan Hanafiylar. Hadisning orqa tomonini ham ko'rishganlar. O'shaning uchun biz Hanafiylar mazhabi undoq-undoq deyotganlarga, "Voy, to'xta deyishimiz kerak. To'xta, buni biz ilmini so'raylik, dalilini so'raylik" desak, inshaalloh shunda haqiqati chiqadi. Şu ibadeti şeyhimizin kitabında kifayetinde yani bir mekruh vakılada kuyaş kıyamak yamakta kifayede yazılgan cüme günü bundan istisna dert etkenden uzak verilmeyen Kadir madem şaşırı işte şunu ayta ben dedim isten çıktı. Cüme günü istisna. Tahiyyatul masjidde imam kutba kımayetken bu ise cüme günündeki kıyam
ne e'tibori yo'q. Tahiyatul masjid o'qisa bo'ladi. Bu istisno. Lekin xutba o'qiyotgan bo'lsa imom unda o'qilmaydi. Shu sababi nima? Sababi juma kunida o'sha juma namoziga uzoqdan o'sha masjidga kelmagan odamlar bor. Keyin kelmasligi ham mumkin. O'sha masjidning tahiyyasini o'qib qo'yishlikka imkoniyat uchun buni istisno qilishgan. Juma kuni o'qisa bo'ladi shu. Bo'ladi. Sağ ol. Uyda o'qsa bo'lmaydi, uyda o'qsa. Masjid juma kuni bir daha mesela cuma kılalım ne adam? Ya cuma ne? Uyduğu zaman masjid hakkı. Yok cuma ne? Masjid hakkı. Bu da nefin namaz var. Lekin kuyaş çıkıyor ki kendi mi? Assalamu aleyküm. Ben Baram Salam Aleyküm'den hadis var. Üçte adamla namazı kulağından tepeye götürülmedi dedi yine ki. O şanda bir tanesi kulunu hacasını narazı kılsa. İkincisi ayak kişi yerini narazı kılsa dedi yine ki. Oşanda kaç derecede narazı kılsa? Hem üçüncüsü barıken, üçüncüsü bu imamını cemaat yaman körse deyilgen cevap barıken de. Oşa imamını hem cemaat kaç derecede yaman körse kança? Ya hemen mi? Hem mesin mi? Ya bitti adam mı? Şuna bir toprak kurup çünkü bir şey yapmaz. Bu hadis sahih hadislerden bu hadisini rivayetinde İslam ümmetinin siyasi birdemliğine davet var. İslam ümmetinin siyasi birdemliğine davet var. Kulçilik davri bizde hazır yok. Ota babamızdan körmegen, biz tasavvur kımıyız. Kulçilik, İslam teşkil kılgen narsalardan mez. Kuldarlık, kulçilik, İslam kegen peytinde cemiyette var hadiselerden idi. Müslümanlar bilen uruşken düşman, Müslüman asırlarını avarıp kul kılardı. Bunu bitti, yeçimi bulardı. Kanaka, bizden başka düşmanning asrlarini qul qilardik-da musulmonlar. Ularning qo'lidagi qulni ozod qilish uchun bu qulni berib muomalatin misl qilardi. Shunga zarurat bo'lganligi uchun islom bunga ruxsat bergan edi. Lekin keyinchalik qul ozod qilishlik to'g'risidagi targ'ibot tashviqotlarda islom eng peshqadam tuzum sifatida tan olinadi. Qulchilik bekor qilingandan keyin inson bir kishini qul qilishga haqqi yo'q. Endi o'sha qulchilik davrida hammaning uyida qul bor. Qullar tinch yashab turgan, unga zulm bo'lmayotgan jamiyatda qochib ketib, hamma qullar millatning ichida noqulayliklar chiqarishligini oldini olib, qulam musulmon, mu'min odam, unga shu gapni gapiradi. Seni namozing namoz bo'lmaydi, qochib ketishga haqqing yo'q. Chunki butun jamiyatning maslahati bor bunda. Degan ma'no. İkincisi, uşa erini narazı kıyan hatın, uzu malum, erini narazı kılış, narazılık şer'i noktayı nazardan. Şeriat haram kılgan narsani er talep kılsa, yu hatın uşa işini kılmasa, ben narazımdan deyişki eri hakkı yok. Şeriat noktayı nazardan hatın erini narazı kılsa, o o'sha er rozi bo'lgunga qadar uning ibodatlarida shubha bo'ladi deydi. Bu fiqhiy tomondan emas, bu degani meni erim mendan norozi namozni endi o'qishim shart emas degani emas. O'qib boraveradi, rozilik so'rab qo'yadi, inshaalloh u keyin bog'lanaveradi. Uchinchisi imom haqidagi gapda tepasida ozgina boshqa matn bor. Har qanday imom haqida emas. Imom noqonuniy, noshar'iy vaziyat bilan mehrobga chiqib olgan odam. O'zining ilmi yo'q, shar'iy nuqtai nazardan hech qanday ma'lumoti yo'q, halol haromdan odamlarga dinni, shariatni o'rgatadigan ilmi yo'q, imom bo'lib olgan. Bu degani faqat masjidga aloqasi yo'q. Umuman masjiddagi imom birinchi peshvo imom hisoblansa-da, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib olib, o'zini imomman, peshvoman deb odamlarga dinni da'vat qilayotganlarni ham nazarda tutiladi. İslam ümmetinin aksari ulardan narazı bolsa, ularının namazında şüphe olduradı. Misal için bunu sadda kılıp ayetken de havarici düşüncede adamlar hadi dinini davet kılışı yaptı. Uzbekistan milletini kafir diye yaptı. Bu millet yurtu küfür devleti diye yaptı. Ucaydan hicret kılıp gelişiler gerek diye yaptı. Kuleylerine kural alıp biz bilen birge düşman bilen uğruşşiler gerek diye. Bu mutlak şer'i noktayı nazardan hiç bitti asası yok yani. İlmi asası yok ya. Yani. Bana şular ham
o'zlaridan imom yasab olgan odamlar. O'zlariga ergashtirayotgan johillarni peshvosi ularga fatvo aytibdi. Bu halol, bu harom deyapti. Bularni ham nazarda tutdilar. Albatta imom shar'iy ma'noda islomning shiori hisoblanadi. Biz imomlarimizni kamchiliklari, xatolari, nuqsonlarini ko'pirtirishdan, ularga nisbatan turli tanqidiy gaplarni aytishdan ko'ra ularni himoya qilishga hozirgi kunda muhtojroqmiz. Nimaga? Chunki biz hali diniy saviyamiz, ilk tushunchalarimiz yetarli darajada emas. Yetarli darajada bo'lmagandan keyin bu xalq, millat ergashishi kerak bo'lgan o'zini oldida bitta liderni ko'rish xohlaydi. O'sha liderni, ya'ni imomni, peshvoni obro'sizlantirilsa, yomon otliqqa chiqarilsa, xalq ichida ixtilof vujudga keladi. Va o'sha xalq ergashishlik uchun boshqa bir peshvoni izlashni boshlaydi. Va ko'z tikib turgan siyosiy maqsadlar bilan qo'liga har bir rejani ushlab turgan odamlar o'sha qidirayotgan odamlarga peshvo ko'rsatishadi. Bunga ergash, mana bunga ergash deydi. Va ergashtirib olib-olib biz ko'zimiz ko'rib turgan siyosiy o'yinlarni qilishadi. Bunda juda jiddiy mavzu bor. Alloh subhanahu va taolo peshvolarni, ulamolarni, imomlarni o'zini oyatlaridan dedi. Abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzihun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum dedi. Abdulloh ibn Ubay ibn Salud degan munofiq qori olim sahobalarni ko'rib, mana maishatparast qorni katta qo'rqoq peshvolarni qarab qo'yinglar. Shularni singari qo'rqog'ini ko'rmaganman dedi. O'xshaydi hozirgi ba'zi odamlarning gapiga. Qachon qarasangiz imomlarni gapiryapti. Bu imomlar qo'rqoq, haqni gapirmaydi, bu imomlar undoq, haqni gapirmaydi. O'zi yo'q, bashara ham yo'q, yuzi ham yo'q, nomi ham yo'q. Imomlarni tanqid qilaveradi. Alloh taolo aytibdiki, bu imomlarni masxara qilishlikdan boshqa ish yo'qmi? Hamma narsani bitirib bo'ldik-ku. Bizdan so'ralgan, talab qilinadigan shar'iy majburiyatlarimizni qoyil qilib bo'ldik-ku. Endi shu imomlarni tanqid qilish qoldimi? Boshqa vazifa qolgani yo'q. U munofiq ahli ilmlarni obro'sizlantirish uchun harakat qilganda, o'sha jamoada o'tirgan sahoba kazzabdi dedi. Yolg'on aytyapsan dedi. Walakinnaka munafiq dedi. Sen munofiqsan dedi. Rasulullohga aytaman qilayotgan gapingni. Mana shu oyat nozil bo'ldi. Bundan nima demoqchiman? Imomni kamchiliklari, nuqsonlari, xatolari bashariy xato bo'lsa, ko'z yumishimiz kerak. Shar'iy xato bo'lsa, uni qabul qiladigan yo'l bilan unga yetkazishimiz kerak, agar haqiqatda shunga iqtidorimiz bo'lsa. Chunki bashariy xato hamma insonda bor. Ahli sunna val jamoaning shi'a toifasidan farqi imom xatosiz bo'lsin demaydi. Ya'ni insoniy xatosi bo'ladi imomda. Imom ham sizga o'xshagan, menga o'xshagan qondan, suyakdan iborat inson, shaxs. Namozimizni o'qib beryaptimi? Buzmaydimi namozimizni? Tahorati yaxshimi? Bo'ldi. Ergashamiz. Uni orqasidan gapirmaymiz. Hadis bormi? Bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlarga boshi magizning rangiga o'xshagan, bujmaygan, qop-qora bo'lgan habash bir odam, qul, hattoki qul imom qilinsa ergashinglar. Ahli sunnaning boshqa toifalaridan bitta farqi shu. Xavorijlar ilk avvalo imomlarga tashlagan. Dushman turib, qilishi kerak bo'lgan vazifalar turib, imomni tanqid qilishgan. Hazrati Ali imom edi. Peshvo edi. O'sha ummatning eng oldida turgan lideri edi. Ular kelib, Hazrati Ali'ni sen kofirsan deyishdi. Sen xato qilding, sen nuqson qilding deb, u kishini tamomila faoliyatlariga zarba berishdi. Hazrati Umar juda katta joyni fath qilishga ulgurganlar. Musulmon qilganlar. Misr fathi bo'lgan, Fors fathi bo'lgan, Yaman, Shom bu joylarga islomni yetkazganlar. Hazrati Aliga
tashqariga musulmonlarni yetkazish faoliyati nasib qilmagan. Nimaga? Ichkari dushman. Imomni tanqid qilaman degan odamlar bilan ovora bo'lib umrlari o'tib ketgan. Oxir o'sha xavorijlar Hazrati Ali'ni qilich bilan chopib o'ldirishgan. Bu xatarli narsa. Islom tarixini ko'rsangiz, alohida o'shaning uchun ham Islom tarixining aqida matnlariga alohida qo'shilgan. Imom Tahoviyning matnlari bor. La narol xuruja ala a'immatina va ulati umurina va injaru degan matn bor. Butun ahli sunna va jamoa aqida sifatida shuni oladi. Nima deymiz? Biz imomlarimizga qarshi chiqishlikni, ish boshilarimizga qarshi chiqishlikni joiz deb bilmaymiz. Va in jaru, ular bashariy insoniy sifatda bizga zulm qilsalar ham deyapti matn. Ahli sunna va jamoaning matni. Shuning uchun shu narsalarga e'tibor berish kerak. Sizlar aytayotgan hadisdagi asl tushuncha shu. Xalq saylamagan yoki rasmiy ma'lumoti bor imom Masu o'zi kelib turib olgan. Xalq uni xohlamaydi. O'zicha u ham bo'shamam ketmaydi. O'shunaqa odamlarga shaxsiy qo'rqituv. Bu odam o'zi o'ylash kerak, insof qilish kerak yoki ilmini to'g'rilash kerak yoki o'zini sharoitini o'nglashi kerak bo'ladi. Yozuvda ham ketdi hozir. Xo'p, assalomu alaykum. Savol kredit haqida. Har kim har narsa olyapti. Birov televizor, birov mashina, shu durustmi debdilar. Kredit kalimasi ko'pincha nima deb so'rasak, kreditni ko'pchilik asl ma'nosini aytib bermaydi. Kreditni 10 ga yaqin ma'nosi bor. Bank sistemasi degan. Leasingni ham kredit deydi, nasiyani ham kredit deydi, qarzni ham kredit deydi. Bir qancha ma'nolari bor. Kredit halolmi deganingizda qaysini so'rayapsiz desangiz hech kim bilmaydi. Mashina olyapti, televizor olyapti, u leasing bo'lishi mumkin. Islom shariatida nasiya savdo durus. Nasiya savdo nima degani? Masalan, bitta matoingiz bor, televizor bor. Naqdga 100 ming so'm. Bir yilga olaman desangiz 150 ming so'm. Misol uchun. Desa joiz. Joiz chunki narxda zamonning hissasi bor degan qoida bor. Zamon nasiyalashgan sari narx qimmat qilishga haqqi bor. Inflyatsiya. Inflyatsiya emas umuman. Chunki iqtisodda shunday gap bor. Naqd nasiyadan afzal. Bizda ham borki maqol, naqd yaxshi deymiz-a? Naqd yaxshi. Nasiyadan afzal hisoblanadi. Lekin sharti bor. Qachon afzal hisoblanadi? Bu gap mutlaq biz tushunishimiz kerak. Shariat bir gapni gapirsa, isbotlab berish kerak hammasini. Qachon naqd nasiyadan afzal hisoblanadi? Desa, naqd bilan nasiyaning narxi teng bo'lsa. Bitta televizorning narxi 1 million. Hozir naqdga 1 millionga sotyapsiz. Yo, 1 yildan keyin beraman. 1 yildan keyin ham 1 million desa, naqd qimmat hisoblanadi. 1 million nasiyadan ko'ra. Chunki narxi teng bo'lyapti. O'shaning uchun naqd bilan nasiyaning narxini tenglashlik uchun 1 millionga naqdga, 1.5 millionga nasiyaga sotaman desa joiz. Faqat bunda shartnomani to'g'rilash kerak. Ribo Qur'oni Karim oyati, Rasulullohning hadislari, ummatning ijmosi bilan harom. Ribo masalasini 70 dan ortiq turib bor. Hozir buni hammasini sanab berishga vaqtim ham yo'q, imkoniyatim ham yo'q, qobiliyatim ham yetmaydi. Uni nima qilishimiz kerak? Eng to'g'ri yo'l fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmasangiz ahli ilmdan so'rang. Qur'oni Karimda ba'zi ulamolar latoif qilib gapirishadi. Aytilmagan mavzu yo'q. Bir imom shunaqa debdi. Qur'oni Karimda hamma narsa aytilgan desa, bittasi qo'l ko'tarib savol qilyapkanmish. Hamma narsa aytilganmi? Hamma narsa aytilgan. Qur'onda somsa pishirish aytilganmi dedi. Desa, aytilgan dedi imom. Hatto aytilgan desa, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun dedi. Bilmasang biladigandan so'ra degani, bor somsa pishiradiganini so'ra ol. Ya'ni bu bilmagan narsamizni albatta so'rash yaxshi. Imomlarimiz bor, ulamolarimiz bor. İmam ulamalarımız
bu ummatning xizmati uchun qoyim turgan odamlar. Bir ma'noda zamonamizning qahramonlari. Men juda yaxshi bilaman, imomlarning oyligi u oylik emas. Shunday chekka qishloqlarda, shunday chekka joylarda ishlaydigan imomlarimiz bor. O'zini yonidan pul saflab ummatga, millatga xizmat qilyapti. Endi ularni tanqid qilib, ularga tosh otib, shu bechora imomlarimizni obro'siga tajovuz qilayotgan odamdan ko'ra benomus odam bormi? Ularni qadriga yetishimiz kerak. Qiyomatda so'ralamiz. Peshvolarimizni himoya qilmaganimiz uchun so'ralamiz. Peshvolarimizni obro'sizlantirish Siyonizm tashkilotining protokollarida yozilgan. Dushmanlar tomonidan taklif qilingan reja bu. O'rni kelganda biroz ochiqroq bo'lsam aytib qo'yaman, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bilmagan mavzularimizni ulamolarimizga kelib so'rashimiz kerak. Imomlarimiz o'zlari bilishmasa kitob ko'rishadi. Imomlarimizni jamoalari bor, ahli ilmlari bor, diniy idora bor, peshvo ulamolarimiz bor. Ulardan so'rashadi. Shu bilan masala inshaalloh yechiladi. Bizda tahoratxonni mustahab olinadi-ku. Ko'p shu bo'yicha ilmimiz yetarli emasligidan ko'p odam shamollaydi, har xil kasalliklarga chiqadi. Shu mustahab bo'yicha masalan, bal qilmasdan ham har safar 5 mahal mustahab oladiganlar bor shu bo'yicha. O'zi mustahab deb biz istiora sifatida metafora qilib ishlatamiz. Ya'ni najosat chiqqan joylarni yuvishlikni mustahab deymiz. Mustahab amalni nomi o'z aslida. Qilsa yaxshi bo'ladigan amal degani. Mahbub amal. Vojib emas, farz emas. Kesak yoki qog'oz bilan tozalashlikka ko'ngil kifoya qilsa, suv bilan yuvishlik shart emas o'zi. Yuvsa mustahab. Demak, sovuq vaziyatlarda o'sha insonga suv tegishligi bilan zarar berish imkoniyati zarar berish ehtimoli bor vaziyatlarda yuvish yaxshi emas, yuvmaslik kerak. Inson o'zini o'zi halokatga tashlamaslik kerak. Qog'oz bilan ko'ngil xotirjam bo'larlik darajada tozalasa, inshaalloh kifoya qiladi. Yana nima savol? 4 rakatli farz namozlarda musofirga iqtido qilib o'qilganda, iqtido qilguvchi qaysi qanday tartibda ergashib namoz o'qiydi? 4 rakatlik namozlarda, 4 rakat farz namozlarda musofir odamga iqtido qilsa, muqomadan iqtido qilsa, endi musofir qasr o'qiydi-ku, iqtido qilguvchi muqom, shuni qoidasi to'liq tushunib. Musofir o'zi musofir bilan muqomlar bir bo'lib qolsa, ixtilofdan chiqishlik uchun muqomlar ichida ahli ilm, tajribali yaxshi odam bo'lsa, muqom o'tkazish kerak namozga. Afzaliyati shu. Ba'zilar musofir o'tkazsa afzal degan gap ham bor, lekin bu quvvat yo'q. Lekin musofirga iqtido qilish majburiyati tug'ilib qoldi. Qavmi ichida musofir ahli ilm. Unga ergashadigan bo'lsa, 4 rakatlik namozda musofir 2 rakat o'qigandan keyin salom beradi. Assalomu alaykum va rahmatulloh deydi. Orqadagilar buning musofirligini bilmayotgan bo'lsa, atimmu solatakum fa inni musafir deb qo'yadi. Namozingizlarni ado qilib qo'yinglar, men musofirman deb e'lon qiladi. Ikkinchi tomonga ovozini pasaytirib salom berib qo'yaveradi. Shunda orqadagilar o'rnidan turadi. 2 rakat o'qilmadi, to'g'rimi? 2 rakat dastlabki zam suralik rakatni o'qildi imom bilan. Qolgan 2 rakatni o'qimadi. Nima qiladi desa, o'rnidan turadi. Qiyomni topgandan keyin subhanalloh miqdoricha turadi. Alhamdulillah o'qimaydi. Subhanalloh miqdoricha turadi-da, qiyomni hosil qiladi-da, Allohu akbar deb rukuga ketadi. Ruku, sajda, o'rnidan turadi, yana subhanalloh miqdoricha turadi. Yana ruku, sajda bilan namozni tugatadi. Nimaga desa, Hanafiylarda bizni Hanafiy mazhabi ulamolarimiz imomga iqtido qilgan odam orqada alhamdu surasini o'qimaydi. Dalili bormisa, dalili bor. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitob degan hadis bor. Bu hadis orqadagi odam yoki umuman namoz o'qiyotgan odam Fatihani o'qimasa namozi namoz emas degan hadis. Mana shu hadisni ba'zi ulamolar Abu Hanifaga yetib bormagan deyapti. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan.
Bu kişi git var gelirken, bu aytayotgan odamga. Abu Hanifaga e'tibor bergan ekan. İmamlarımızda obro'sizlantirish uchun qilingan ishlardan bu yer. Vaholanki Abu Hanifa bu hadisni o'zlari rivoyat qilgan. Musnadlari bor. Musnadni namoz bobida o'zlari rivoyat qilganlar, lekin olmaganlar hadisni. Nimaga? La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitobning dan ko'ra keyinroq aytilgan va quvvati amal qilishlikda loyiqroq bo'lgan orqadagi odamning namoz o'qiganda og'ziga tuproq to'lsin degan hadis bor. O'sha hadis sahih hadis, uni olganlar o'qimaymiz. Musofirga ergashganingizda xuddi muqimga ergashgandek bu. Orqasida turib Fotihani o'qimaymiz, namozning holati shunday yakunlanadi. Medisina tarafı savol berdi. Medisina tarafı mı? Sahır kesen diye ne işliyorsa? Ne sahır diye kesen ne işliyor musunuz? Ne diyor? Ne sahır ne diyor? Sahırsız, kansız kesen. Bu kesenlik, şu kesenlik adamlar olsa 20 litre su içerdi bir günde. Bu roza tutuyor, diyeti bozu olan mı? Bu neyse burnuna doğrudan mızı şerik değil mi? Eğer köpraktan mızsa poşiye tesir kılaz değil mi? Atkaz diye şunu. Ne makılsa olaz şu neyse. Roza tutuşluk, Kur'an-ı Kerim'de roza, ibadet, namaz, zakat, hac, hemen ibadetler. Bedeni, amelge aşırıladığın ibadetler, insanın teklif kılınırdı ki o kötere alsa. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha, ayet-i kerimesi var. İnsanlarga ular ko'tara olmaydigan narsani bilmaymiz. Roza oyatida ham shu oyat davomida bor. Ya'ni kim istiror holatiga, ya'ni majbur bo'lib qolsa, suv ichmasa tura olmaydi, dori tomizmasa tura olmaydigan vaziyatda bo'lsa, u odamlarga roza tutishlikni o'rniga fidya vojib bo'ladi. Roza tutish shart emas. Avvalo ulamolar aytadi, rozaning foydasi ko'p. Tutup görüş gerek, karasa çizeme yaptı. Beden, yani inkar bile yaptı. Tabipler ayeti yaptı ki, sanki zarar buladı roza tutsa diye. Uşuna kapaydı, o adamın roza tutuşu farz olmayı. Tutuk iskeledi tovdu, lakin cesat kurtarma gendiyken bunu mecburmez. Uzunluğunuzu havaklıkla taşlamayın. İlla ordunaya fidye dolayı. Bir vaxt roza uçun, farz roza uçun. Uşa fidyenin narkı var, her yedi uşanga fidye şunu şunu çıkarmadı. Kaza kılıngan roza uçun tutular. Fidye verilir. Yani pul miqdarı da 30 günge tutulmasa 30 günlük pulunu narkını kısaplar verir. Buldun sabah mı? Buldum. Yok. Damladan faydalanıp kalırsınlar. Rahmet. Cemaatimiz alıp dangaça etap oturursanız oturuverecekler. İçimizde yaşlarımız köp. Hazır talak meselesini bir mavzu kılıp cümleden söyledik. Peki köp adam 8 söylesem talakın ne olduğunu bilmiyordu. Talak mı böyleydi? Bunun hükmünü bilmeyin karar. Ben dedi bilmek ben bu derece konuşuyorum. Fakat talak sözü bile demez. Açık, kavşan, sarih, lafzla bile, kinaya lafzla bile, şeklinde talakla bak. Şunu bir çırağı verdik bir cemaatimize, yaşlar köpüse aleyhinde ölenmeyen yiğitler var, şunu bazı yaşlı olarak. Talak kelimesi Arapça sözü. Talaka yutalliku talakun deyledi, bu boşattım deyken. Akdı nikah, nikahını tükünü, bağlaş. Nikah bağlanı deyenler. Talak şu bağını yeç var iş. İstilahta lügat manasını bile var işimiz gibi. Allah subhanahu wa ta'ala biyadihi uqdatun nikah degan Qur'onda. Ya'ni erkaklarni sifatlaganda urg'u berib aytayapman. Yaxshi e'tibor qiling. Erkaklarni sifatlaganda taloq haqqi erkaklarni qo'lda degan. Erkaklarni qo'lda degan. Xotinlarga bermagan. Nimaga? Xotinlarga taloqni bersa hozir hamma iddat o'tirardi. Xotin kishi u taloqni farkiga bormaydi. Demak, bizni erkakligimizga Alloh subhanahu va taolo bizga bergan qo'limizga samda taloq degan. Shundoq ekan taloq bilan o'ynashmaslik kerak. Xotinimni qo'rqitishini aytdim demaslik kerak. Qo'rqitadigan narsa emas bu. Odatda qo'rqitishini aytdim deydi, keyin taloq qo'yib o'zi qo'rqib yuradi xotinidan.
teskarisi bo'lib ketadi. Shuning uchun taloq mavzusi ilmi albatta kerak. Ilm farz. Ilm farz deganda nimani tushunamiz? Desa, hol ilmini o'rganish farz. U nima degani? Biz hayotimizda ro'baro kelayotgan voqealarning halol haromini o'rganishga majburmiz. Farzi ayin bu. Namoz o'qiyapmizmi? Namozimiz nima bilan durust bo'ladi bilishimiz kerak. Ro'za tutyapmizmi? Nima bilan durust bo'ladi bilishimiz kerak. Uylanyapmizmi? Oilada taloq, nikoh masalalari nima bilan durust bo'ladi? Buni bilish farz. Kitob o'qish kerak, o'rganish kerak va albatta taloq lafzi qo'lida bo'lgan erkaklar erkakligicha turish kerak. Aql bilan ish qilish kerak. Taloq ikki xil bo'ladi. Boyin taloq bor, raj'iy taloq bor. Buni lug'atdagi ma'nosi boyin bu buzilgan taloq. Endi boyindan keyin qaytadan nikohlash kerak. Yana qaytadan guvoh chaqirish kerak. Yana qaytadan xotinga mahr berish kerak. Bu xotindan rozilik so'rash kerak. Rozi bo'lsa keyin nikohlash kerak. Buni boyin deydi. Raj'iy taloq 3tagacha haqqi bor. Taloq lafzi bilan aytgandan keyin qaytadan o'zi yaxshi gapirsa, bo'ldi men endi qaytib oldim desa, erkakka yana qaytadan nikohlanib qolaveradi. Unda mahr xotindan qaytadan so'rash, guvoh chaqirish yo'q. Bularda boyinning sifati qanaqa, raj'iyning sifati qanaqa desa, raj'iy taloq lafzini o'zi bilan taloq desa, u raj'iy bo'ladi. Idda chiqib ketmasidan qaytadan olsa olaveradi. Yoki sarih lafzlar bilan men seni qo'ydim, sen bilan ajrashdim, iddangni sanaga o'xshagan bo'lsa, bularda ham niyat shart emas. Lafzni o'zi bilan taloq tushib qoladi. Hazillashsa ham tushib qoladi. Hazillashib men seni taloq qildimsa tushadi taloq. Men ham bir takrorlamasam ko'p tushunmadi. Ko'pda bizda aytimizda men bekor aytayotganim yo'q zamon. Sen bilan yashamman desa taloq tushadi. Taloq deyish shart emas uni. Ya'ni uni kinoya lafzi emas, sarih lafz hisoblanadi. Ya'ni oilani buzishlikka ma'nosi dalolat qiladigan har qanday lafzdan ehtiyot bo'lish. Bu niyat shart emas bunaqada. Taloq qildim, seni qo'ydim, misol uchun. Yoki bor iddangni sana, sen bilan yashamayman deganga o'xshagan lafzlardan ehtiyot bo'lish kerak. Endi boyin qanaqa? Boyin taloq lafziga dalolat ham qiladi-yu, boshqa ma'noga ham dalolat qiladi. Masalan, bor ket desa, o'sha bor ketdan nima ma'noni maqsad qilyotdi? Oldimda ko'zimga ko'rinmay uyinga borib tur degan ma'no. Taloq ajrashish ma'nosi yo'q. O'shaning uchun unaqa lafzlarda niyati so'raladi. Taloq niyat qilmagan bilding? Yo'q, unda yashayver deyiladi. Lekin o'shunaqa bor ket, yo'qol deganda taloq masalasi bo'lib janjal bo'lib turgan bo'lsa, ajrashish niyat qilsa boyin tushadi. Qaytadan nikohlash kerak, idda o'tirish kerak, mahr belgilash kerak, guvoh chaqirish kerak. Ya'ni bu oila masalasi jiddiy masala. Bir ma'noda biz do'stlarimiz bilan buni gaplashyapmiz. O'zbekistonda ajrashish oila masalalarida Xorazm xalqining oila tutumi eng saviyalik, eng yaxshi maqomda aslida. Buni maqtarlik ma'nosida aytayapman. Biroz muammolarimiz bor bo'lsa-da, Xorazmning oila masalalaridagi tarbiyaviy ahamiyati boshqa tomondan yaxshi ustun turadi. Ba'zi sabablarni aytdik, o'sha sabablar sizlar o'zingizlar ichida yashayapsizlar, aytilmasa bilmaydi odam. Ajrashishga sabab bo'ladigan mavzularda eng birinchi ichimlik turar ekan. Mast qiluvchi ichimlikni ichib oladi, kayf bo'lib olib kelib xotinini taloq qiladi. Bu birinchi o'rinda turadi. Butun O'zbekiston statistikasida shu. Ikkinchisi qaynata qaynana kelin bilan kuyovi o'rtasidagi oilaga aralashadi. Kelinga tazyiq o'tkazadi, unga buyruq qiladi, uni undoq qil deydi, yoqmadi menga qo'yib yubor qiladi, janjal urush taloq bo'ladi. Xorazmda nikohdan keyin kelinlar gaplashmasa ekan qaynana bilan, qaynata bilan. Gaplashmagandan keyin janjal chiqmaydi, janjal bo'lmagandan keyin taloq yo'q. Bu fazilat tomonidan, lekin bu fazilatlik ekanmiz deb bo'sh qaramaslik kerak. Bunga o'xshagan urf odatlarni ulamolar joriy qilib ketgan aslida. Tagiga borib surishtirsangiz, shu ulamolarning ishi. Odob, axloqda, madaniyatda butun xalqqa ibrat bo'ladigan vaziyat bular. Buni biz mahkam ushlashimiz kerak.
ayolimizga, ibodatiga, ota-onamiz bilan o'rtasidagi muomalasiga er iloji boricha vaziyatga yaxshi baho berish kerak, uni to'g'ri ta'minlash kerak. Yangi uylanadigan yigitlarimiz taloq masalasiga juda ham ehtiyot bo'ling. Baxtiyor oila degan kitob bor, hazrat kitoblari. Buni olib o'qing. O'sha joyda baxtli oila qanaqa bo'ladi? Ayollarning huquqlari nima? Erkaklarning huquqlari nima? Bularni albatta o'rganish kerak. Undan tashqari yana ta'kidlaymiz, imom domlalarimizni bu ma'noda doim bezovta qilishga haqqilar bor. Kelib ilm o'rganish kerak, so'rash kerak. Bir narsani qilib qo'yib so'ramaslik kerak. Qilishdan oldin so'rash kerak. Qilib qo'yib so'rasangiz, u yechimi qiyinroq. Qimasdan shunaqa qilmoqchiman deb bu mavzularda so'ralsa yaxshi bo'ladi. Sizlarni zeriktirib qo'ydim. Domla, bir kichik savol. Er namoz ham, xotin o'qimaydi. Va yaqinlik qilganda dedi, hayvon bilan bo'lganday bo'ladi degan gaplar bor-da. Shuni qanday tushunib, qanchalik darajada amal qilishimiz kerak shuni? Alloh o'zi insof bersin. Avvalo ibodatlar albatta fazilat hisoblanadi. Bu qanday vaziyatlarda? Hamma sharoit imkoniyatni qilib, yaratib, o'sha ibodatga targ'ib bo'lgandan keyin shunaqa narsani qilmasa, bu hadisi shariflarda, ulamolarning da'vatlarida tarhib mavzusi deyiladi, ya'ni qo'rqitish mavzusi. Ibodat qilmagan odamlar to'g'risidagi hadislar, bularning ko'pi odamlarni biroz shijoatlantirish, sergak tortirish uchun aytiladi. Albatta, o'shanga bir qandaydir haqiqati bor shu. O'shanga o'xshagan holati bor. Lekin bu mavzularni keskin hal qilishga harakat qilmaslik kerak. Ibodatga chaqirishni faqatgina qo'rqitish yo'li yo'q. Muhabbat qildirish, yaxshi ko'rsatish, oson ko'rsatish, sharoit qilish orqali ham qilish kerak. Siz aytayotgan ma'no, undan ham og'ir ma'nolar bor. Undan ham dahshatli gaplar bor. Bular odamlarni sergak torttirishlikka aytiladi. Lekin ahli sunna val jamoaning aqidasiga ko'ra amal iymonning rukunidan hisoblanmaydi. Ya'ni bir kishi namoz o'qimasa kofir bo'lib qolmaydi. Bu degani namoz o'qimay yursa bo'laversin degani emas. Gunohi kabira hisoblansa-da kofir bo'lmaydi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh desa u musulmon holatda tan olib hisoblanaveradi. Faqat unga to'g'ri tushuntirib, sekin asta, yaxshilik bilan o'rgatib borish kerak. Inshaalloh shunda yaxshi bo'ladi. Ancha o'sish bor, o'zgarish bor hamma joyda ham, hamma jamiyatda. Men Buxoroda ham 2-3 kun bo'lib keldim. Masjidlarga odamlar sig'maydi. Bu ham asli kam. Masjidga kelishi o'zi birinchi qadam aslida. Erkaklarimiz, yigitlarimiz, otaxonlarimiz, bular ham hayot tajribasidan bu xalqimizga ko'p foyda berishyapti. Ahli ilmlarimiz da'vatlarni qilyapti, ijtimoiy tarmoqlarda ilm egalaridan ilm o'rganilyapti. Buni foydasi bor. Endi shu narsalar ayollarga ham, oilalarga ham kirib borishligini biroz sabr bilan harakat qilish kerak. Keskinlik ko'pincha aks sado berib qoladi. Aksiga urib ketib qoladi. Shuncha yil sabr qilindi. Endi birdan uni keskin hal qilaman desangiz, sindirib qo'yishingiz mumkin. Murosa yo'lini topish kerak, asta-asta o'rgatish kerak. İnşallah yaxşı bo'ladi. Şimdi bir talak bergenden keyin hatun er yaxshi gaplashsa yaqinlashsa shu talak yo'q qoladi. Yaxshi bir talak o'zining ichida qolaveram, yana ikki marta talak bersa u shu bittaga sanaladi. Bittaga o'tadi, bittaga sanaladi. O'chmaydi. Talak lafzi bilan aytilsa, u raj'i bo'lgan taqdirda ham qaytadan ikkalasi yana nikohi davom etib ketsa, unga ketdi, u taloq niyati yo'q edi. Taloq niyati bo'lsa boyin bo'ladi. Bu ham bittaga hisoblanadi. Assalomu alaykum. Sizni salqinab qo'ygan bo'lsak, uzr so'ramandimi? Barchamiz uchun foydali bo'lgan uchun so'rayotgan edim bir savolni. Yana yoshim 32 yoshda. Namoz o'qishni 30 yoshdan boshladik. Uy sharoitimiz, atrof muhitimizga qarab, hech kim namoz o'qi demayapti. Azozdan solih do'stlarni orttirganimiz uchun 32 yoshimizda bo'lsam, 1 yil oldi, 2 yil oldi boshladik. Shunda bir masala bo'ladi. Qazo namozlarini o'qib qo'yish kerak, 30 yillik qazo namozini o'qib qo'yish kerak.
Şeyh Hazretlerini merzelerde işledim. Kaza namazını okuyun, onların iki fil tayfa buladım. Birisi, bir damladan bari soruydu, kaza namazlarını okusak, olamayalım, okumasam, ola verelim. Okuş gerek, dese yine başka damladan bari soruydu. Kaysi yok da baydada kendim şunu yalan kadar aldım. Yine bir tayfası, okuş gerek dese kalkülatörünü alıp, 30 yılın girip çıkardım, oho, da o sırada onları buladım. Ana şunun din meselelerde, mevzumu oylaşınca şu 30 yılını okuş için, bakalı kudret, her bir şu, bir günde bir çok namaz olsa, her bir namazın vaktinde bitti deden ya iki deden kudret yetkilince okusa sarfsa bu para verirdi, doğru mu? Şimdi şunu şöyle bir yine savalımlı manası Bandat'tan son okusa buladı mı Bandat'ın kazasını misal için ya ki olsa Esir'den son Esir'ini okutturup ondan ki okusa buladı mı? Peşinden ki okusa buluştukını bilemez dekin Esirden ki hukuk olamadı deyin yerlerinde sen final duralım. Doğru yaxşı savol verdiniz. Kazanı işte balavat yetkenden keyin gene hisoblaydı. Mesela 12 yaşta balavat yetken bolsa 18 yıl kaza hisoblanadı. Kazanı hisoblab borishligi yaxşı bir ma'no. Lekin hamma narsaga o'sha ma'noda 80 kubok kimi kelgan balavatga chadaqamizda yaxshi bo'lar. Avarsin. Necha? 880. 880. Ha bo'ldi, yaxshi. Osha hisoblab aytganingizda har namozga osha kunlik namozni hisoblab o'qib borsa bo'laveradi. Har namozini o'zini o'qing. Sunnatlar qazosi o'qilmaydi. Bomdod vaqti kirgandan keyin yoki bomdodni o'qib bo'lgandan keyin namoz o'qishlik yo'q deganda nafil namozlarga kirishdi. Qazoni o'qishlik nafil emas. Vojib bu. Farz. Farzning qazosi farz bo'ladi. Asrdan keyin ham qazoni o'qilaveradi. Faqat jamoa ichida odamlarni savol tug'ilib fitna bo'lish ehtimoli bo'lsa, odamlar ko'rsatmasin. Boshqa alohida xonaga kirib olib o'qishligi joiz bo'ladi. Tug'ilgan kun o'tkazish to'g'risida qaraqalib ketsa bo'ladi. Kun to'g'risida islom shariatida ko'rsatmasi alohida ta'kidlagan shar'iy maqsad asosi yo'q. Chunki mantiqan bundan ko'zlangan asl bir maqsad yo'q. Aslida insonning tug'ilgan kuni kelsa, o'limga yaqinlashganligini eslash kerak. Tug'ilgan kunim keldi, xursand bo'lishmas, yana o'limga yaqinlashyapman deyish kerak. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin degani, o'limga bir yil qoldi senga, muborak bo'lsin deganda gap. Mantiqan noto'g'ri. Islom ummatining har bir daqiqasi bayram. Hazrati Ali roziyallohu anhu aytganlarki, Allohga isyon qilmagan har soatim bayram degan. Islom ummatining bu bayramlarini oldida islom dushmanlari, boshqa toifalar hasad qilishib bizdan bayramni ko'paytiraylik deb tug'ilgan kunni qo'shib qo'yishgan, bitta narsa bu qolsa qo'shib qo'yishgan, uylansa uni bayram qilamiz deb, xullas bayramlarni ko'paytirishgan. Endi aqidaga, e'tiqodga zid bo'lmaydigan bayramlar bor. Bu qanaqa? Masalan deylik, mustaqillik bayrami. Kofirning tazyiqidan qutulib, dinimiz, aqidamiz, e'tiqod erkinligimiz, yerimiz, boyligimizga ega bo'ldik. Buni millat o'laroq millatning bayrami sifatida nishonlashga hech tazyiq yo'q, hech taqiq yo'q. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Abu Dovudda qilingan rivoyatda har bir qavmning o'zini bayrami bor deganlar, o'shani bayram qilib turgan odamlarni misolida aytganlar. Abu Bakr Siddiq qarshi chiqqanlarda qarshi chiqmadigan. Bunga o'xshagan narsalar bor. Endi shu joyda Payg'ambar alayhissalotu vasallamning mavlidlari haqida ham savol chiqadi. U mavlid tug'ilgan kun yo'q-ku. Nimaga Rasulullohning mavlidlarini mavlid qilamiz? U ham tug'ilgan kuni, Iso alayhissalomning tug'ilgan kunini bayram qilgan bilan bir xilki deydi odamlar. Bor shunaqalar va ko'p bunga o'xshagan narsalar. Chunki bu ixtilofga odamlar bilan bahslashlikka, men ham bilaman deb o'zini ko'rsatishga sabablardan bittasi. Endi bu ma'noda ulamolar jamoaning manfaatini ko'zlashadi.
Qanaqa ma'noda? Odamlar siyrat, Rasulullohning siyratlarini, tarixlarini, shamoillarini, xulqlarini o'rganish uchun imkoniyat topa olmagan davrlar bo'lgan. O'tirib, jamoa bo'lib, yig'ilib olib, mana hozirgi o'tirib qilyotgan suhbatimiz ham nimanidir munosabati bilan bo'lyapti. Shunaqa munosabat yo'qolib ketganligi uchun ulamolar Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tug'ilgan kunlariga odamlarni yig'aylik va Rasulullohning siyratlarini o'rganaylik degan ma'noda bu usulni qo'llashgan. Buni hech bitta ulamo aytmaydi, sunnat Rasulullohning mavlidlarida o'tkazish deb. Sunnat emas, bid'at, lekin hasana bid'atlardan. Odamlarga manfaat uchun dars halqalarini uyushtirish uchun imkoniyat sifatida amalga oshirilgan. Buni oyog'iga balta uravermaslik kerak. Ha, bunga Ibn Hajar Asqaloniyga o'xshagan, Imom Suyutiyga o'xshagan ahli sunna va jamoaning zabardast ulamolari mayli deyishgan, to'g'ri deyishgan. Katta-katta qozonlar osilib, kambag'allarning uyiga katta-katta miqdorda yordamlar berilgan o'sha davrlarda shu mavlid sharofatida. Bu bilan biz o'zimizni tug'ilgan kunimizni aralashtirmasligimiz kerak. Bizni tug'ilgan kunimiz u o'rganiladigan narsa emas. Savol jamoat namozidan bog'liqda juma kunlarida saf bo'ladi. Yangi kelganlar bo'sh joyni to'ldirishni ilmini bilmaydilar. Masalan, takbir aytiladi. Quloq qoqilgandan keyin turib qoladi ko'p odam. Oldindagi joy bo'sh qoladi. Aynan shu oldindagi joyni to'ldirishni bir ilmini o'rgatib qo'ysangiz, to'g'ri bo'sh joyda ko'p qolib ketadi-da. Birinchi safni imom doim to'g'ri, to'g'rilab qo'ying deyiladi. Bizning mazhab ulamolarimiz safga e'tibor eng muhimi birinchi saf deyishgan. Bunga hadis sharif bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytadilarki, jamoat namozida Alloh subhanahu va taolo imomning qalbiga qaraydi. Imomning qalbi ixlosli bo'lsa, butun jamoat namozi qabul. Bitta imomni qalbini ixlosi bilan. Agar imomning qalbidagi ixlos bo'lmasa, birinchi safga qaraydi. Birinchi safda bitta ixlosli odam bo'lsa, o'shani hurmatidan hammaning namozi qabul. Uchinchi ma'noda butun jamoatga qaraydi. Agar bitta ixlosli odam bo'lsa, hammaning namozi qabul degan hadis. Mana shu hadisni fiqhiy tomonidan Abu Hanifa aytadilarki, birinchi saf tekis bo'lishligi shart. Keyingi saf ham tekis bo'lsa yaxshi, afzal, lekin tekis bo'lmasa u qadar hayajon bosadigan mas degan ma'nosi bor. Lekin bu degani orqani tashab qo'yamiz emas. Xuddi bu ukamiz tashvish qilayotganini sezadi. Namoz o'qiyotgan odamning oldi bo'sh bo'lsa, oldi saf. Uning namozida biroz nuqson bo'ladi. Shuning uchun namoz o'qib turgan holatda ham bir qadam yoki ikki qadam bilan oldi safni to'ldirish kerak. To'ldirsa, albatta yaxshi, afzal bo'ladi. Bu yerdan ketar bu yerdan. Allah bir sağ ol var. Kefaret razasını belgilenge 60 günü vardı. Kefaret razasını. Şu güne 7000 durup rozanı açsa keserlik tüfeğiyle açılıp gitse bundan ki devam etkiledi mi yani başından tutulan? Yine başından tutulan. Açılıp gitse. Keserlik tüfeğiyle. Kefaret razası bu qilingan ibodatga behurmatlik qilgan odamga jazo. Jazolarda yengillatish yo'q. Hatto o'rtaga hayit namozi kirib qoldi. Hayitda roza tutib bo'lmaydi. Ochib olsa yana qaytadan boshlaydi. Shuning uchun sanoqni ham, kunni ham belgilash kerak. Illo ayollar uzrli bo'lib qolsa, ayollarning uzrligiga bu yerda anaqa yo'q, uzr yo'q. Ular uzrli bo'ladi, bu yo'liga davom ettirsa bo'ladi. Lekin erkak kishi harakat qiladi, o'sha 60 kunni mujjalani qilib, kafforat tutish kerak. Kafforat ketma-ket bo'lish kerak. U orada bir kun qazo qilsa, yana qaytadan boshlaydi. Endi duo qilasiz. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayy ya qayyum.
برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Parvardigar o'qilingan suhbatlarni o'zing xato, nuqson, kamchiliklarni afv qilgin. Nuqson, kamchiliklarimizni Parvardigar to'ldirgin. Maqbul amallar qatorida qabul qilgin. Yaxshi, to'g'ri gaplarimizni Parvardigar ajr mukofot bilan oxiratga zahiriy oxirat qilgin. Birodarlarimizni qalblaridagi ixlos, iymonlarini ziyoda qilgin. O'zingga ibodat qiladigan dunyoda senga solih xolis banda bo'ladigan bandalardan bo'lishlarimizni o'zing nasib qilgin. Otaxonlarimiz, oqsoqollarimizni Xudoy taolo umrlarini bundan-da ziyoda qilgin. Xalqimiz haqqiga, yoshlarimiz haqqiga qilayotgan duolarimizni o'zing ijobat qilgin. Yoshlarimizni o'zingni diningga xizmat qiladigan, musulmonlarga quvvat bo'ladigan yoshlardan bo'lishni Xudoy taolo o'zing nasib qilgin. Butun dunyodagi mazlumlarga o'zing yordam bergin. Zolimlarning peshonasidan o'zing tutgin. Parvardigor ikki dunyo saodatiga erishadigan amallarga muvaffaq qilgin. Sallallohu ala nabiyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين رحمة الله رحمة الله رحمة الله